Üç güzel geliyor bağlardan beri, taramış zülfünü mal mal vermiş tımari, vermiş tımari. Ak göğsün üstünde mal mal zemzem pınari, alma adım beni, sarma adım seni. Ak göğsün üstünde mal mal zemzem pınari. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Var mı dedin? Yok. Her şey yolunda. Evet hocam. İyi hadi kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba hoş geldiniz. Hoş ne yapıyorsunuz değil misiniz? Size gösterdiniz. Abi ne yakışıklı bu çocuk. Ne yakışıklı ya ne yakışıklı. İyi misin? Tamam. Depo yapıyoruz. Tamam. Ben birazdan alıyorum sizi. Tamam. Şahane merhaba. Merhaba. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim. Sıkıntımız yok. Yok. Tamam. İçeri geçiyorum. Misafirleri birazdan alırsın. İmranlı Belediyesi'ni konuk olduk. Vizyon 28 Murat Açıl'ın açısından önemli bir kanal olduğunu biz biliyoruz. Kendisi de bizi misafir etti. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadılar, misafir ettiler. İmranlı Belediyesi şu anda İmranlı'da gerçekten çok farklı noktalara gelmiş. Biz de bunlara şahit olmak için kanalımızla birlikte buraya geldik. Murat Açıl kimdir tanımayanlar için? Murat Açıl kendisini bir tanısın. İstanbul'dan çünkü Sivas İmranlı'ya geldi. O aşamalardan da bahsedersek sevinirim başkanım. Öncelikle bizleri ziyaret ettiğiniz için Vizyon 58 ailesine sizin şahsınızda çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Sizler de Sivas için bir değersiniz ve Sivas'ın gelişmesine ve tanınmasına katkı sunuyorsunuz. Bizi izleyen tüm dostlara İmranlı'dan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Evet, Murat Açıl ve İmranlı. Ben 6 yaşında İmranlı'dan göç etmiş bir ailenin en küçük ve tek erkek çocuğuyum. İş hayatımı ve eğitim hayatımı İstanbul'da tamamladım. Fakat sonrasında bundan 3-4 yıl önce Sivas'ta ekonomik yine bir bağımız oluştu. Ama ben 10 yıl, 12 yıl öncesinde İmranlı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu, üyeliği, başkanlık gibi süreçler sonrasında giderek Sivas ve İmranlı'ya dair bir sorumluluk duygum giderek artmaya başladı. Yerel yönetimler mezunuyum ön lisans. Lisansım uluslararası ilişkiler. Uzun yıllar sanayicilik yaptım üretim sektöründe. Uluslararası firmalara tedarikçilik yaptım. Sonrasında benim aslında bir belediye başkanlığı gibi hele hele Sivas'ta siyaset yapmak gibi bir düşüncem hiç yoktu. Biz de duyunca şaşırdık. Evet.
Sağ olsun dostlar çok ısrar etti, talep ettiler. Biz adaylık müracaatımızı bile yapmadan bizimiz adımız buradan açıklanınca bunun bir memleket görevi, bunun bir memleket sorumluluğu olduğu düşüncesiyle geldik. Buradaki yurttaşlarımız da teveccüh gösterdiler ve bize oy verdiler, bir görev verdiler. Şimdi biz o görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Umuyorum ki dışarıdan olumlu görünüyordur. Vatandaşlarımız bu hizmetimizden mutluluk duyuyordur. Çünkü onların mutluluğu bizim ulaşmak istediğimiz hedef, o da bizim mutluluğumuz olacak. Evet. Şimdi biz İmranlı'ya zaman zaman ziyaretlerde bulunuyorduk. İmranlı'da farklı değişiklikler olmuş başkanım. Çok farklı bir vizyon kazandırmışsınız. Göreve geldiğinizden bu yana neler yaptınız? Değişmeyen tek şey değişimdir. Bizim de seçim dönemimizdeki en kullandığımız sloganların başında İmranlı'da değişim zamanı geliyordu. Ve gerçekten bu değişimi de dostlarımıza şöyle anlattık. Dedik ki önce kendimizi değiştirmekle başlamalıyız ve farklı bakmalıyız. Kendimizi değiştirdiğimizde hayatın daha güzel olacağını göreceğiz. Göreve geldiğimiz andan itibaren de kendimize ait bir gelecek planı çizdik. Yani bir SWOT analizi yaptık. Eksik ve iyi yanlarımızı tespit ettik. Güçlü ve kuvvetli yanlarımızı tespit ettik ve sonrasında bu kentin avantajları ne olabilir diye masaya yatırdık. Gördük ki eksiklerimiz var. Neydi? En büyük eksiklik neydi başkanım? İmranlı'nın en büyük eksikliği neydi? Yani nüfus giderek azalmış ve yaşlı bir nüfus haline dönüşmüş. İmranlı Sivas'ın çatısı. Rakım 1650 metre ilçe merkezi. Bu nedenle doğal olarak kışı da çok sert geçiyor. Biz kışın karla ciddi mesela mücadele içerisinde oluyoruz. İnsanlar giderek bu durumdan dolayı yorgun düşmüşler ve nüfus giderek azalmaya başlamış. Şimdi biz bunu durdurmak ve tersine döndürmek gibi bir mücadelenin içerisindeyiz. Tüm eksikliklere rağmen ciddi iyi yanları var. Onlardan bahsetmekte fayda var diye düşünüyorum. Bir, İmranlı Doğu yolu üzerinde. Yani siz İstanbul'dan kalkıp, Ankara'dan kalkıp aracınızla doğuya gitmeye çalıştığınızda İmranlı'dan geçiyorsunuz. İki, çok önemli bir sloganımızdır bizim. İmranlı Kızılırmak'ın doğduğu kent. Bugün Türkiye'nin en uzun nehri İmranlı'dan doğup Karadeniz'e dökülüyor Bafra'dan. Bu nedenle bir nehrin memleketi olmak aslında önemli avantajlar getirir. Doğasıyla, çiçek florasıyla. Bu nedenle özellikle arıcılık ve bal konusunda da Sivas'ın balının çok yüksek oranda balını İmranlı üretir ama isim yapmamış. Yapacak ama. Yani marka yaratmaya çalışacağız ve biz bu markalar üzerinden yol almaya çalışacağız. Avantajlarımızı masanın üzerine koyduğumuzda bir başka avantajımız şu. Dışarıya göç eden 300-350 bin civarında İmranlı var ve bunlar çok önemli yerlerde görev yapıyorlar. Siyasette, sanatta, ekonomide, bürokraside. Bunların enerjilerini ve bunların da ilgilerini kendi memleketimize yönelttiğimizde de başarı kaçınılmaz olacak diye düşünüyoruz. İşte değişim bizim bunları tespitimiz sonrası yapacağımız çalışmalarla giderek örülmeye başladı. Dışarıdan geldiğinizde de gözünüze çarptığına inanıyorum ben. Evet. Peki pandemi sürecinde bir yoğunluk yaşandı mı İmranlı'da? Ulusal medyada ciddi haber oldu. Pandeminin ilk dalgasında yaza kadar hiçbir vaka oluşmadı İmranlı'da. Buradaki bütün kurumlarla beraber ciddi bir dayanışma içerisinde çalıştık. Ve bütün köylerdeki, en uca köylerdeki insanlarımızın bile ihtiyaçlarını beraberce giderdik. Dezenfektan ve özellikle mesafe konularına çok dikkat ettik. Uzun süre pazar kurdurmadık. Onların eksikliklerini evlerine ulaştırdık ve ciddi bir başarı elde ettik. Ama yazın doğal olarak bu pandemiden bunalan gurbetteki insanlarımızın başka yerler olduğu gibi İmranlı'ya da gelmeleri nedeniyle her yerde olduğu kadar doğal olarak pandemi İmranlı'ya da sıçramış oldu. Bu da son derece doğal. Buradan şu mesajı verelim. Salgın halen bitmiş değil ve lütfen dikkat edin. Aşının bulunmuş olmasının haberleri üzerinden bir rehavete girmemenizi önemli rica ediyorum. Çünkü bunun elimize ulaşması daha zaman alacak. Bu aşının iki dozla vurulacağı söyleniyor. Bunun vücuttaki etkisinin oluşması zaman alacak. Virüsün mutasyona uğraması ve değişime uğraması mümkün. Biz
aynı ciddiyetle ve aynı hassasiyetle bulunduğumuz her yerde tedbir almaya ve etrafımızdakileri ve kendimizi korumaya devam edelim. İmran'la da o zaman bu sağlıklı yaşamın bir parçası olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Evet. Pandemi sürecinde yoğunluk İmran'da da muhakkak yaşandı. Daha çok illerden, İstanbul'dan gelenler oldu. Ve siz bununla ilgili buraya bir artık bu yoğunluğu kaldırmak için, çünkü dışarıdan gelenlere karşılayamıyordu sanıyorum İmranlı, ve bir İmbelsan diye şirket açtınız. İmbelsan bu pandemi sürecinde neler yaptı? İmbelsan İmranlı Belediyesi'ne ait inşaat, gıda ve turizm şirketi. Biz pandemi öncesinde aslında göreve gelir gelmez planladığımız bir yapıydı bu. Çünkü gördük ki biz borçları çok fazla, gelirleri çok düşük bir belediyeyiz, nüfusu da az. Gelir elde etmemiz ama aynı zamanda da sizin işaret ettiğiniz gibi buranın ihtiyaç duyduğu konut eksikliğini de gidermemiz gerekiyordu. Ve bu konutlar da kaliteli olmak zorundaydı. Batı normlarında depreme dayanıklı, yeşil alanın çok fazla olan, kat sayısı çok olmayan konut üretmek gerekiyordu. Bizim önceden belki belediyeyi ekonomik olarak rahatlatmak ve buradaki halkın ihtiyacını karşılamak için yaptığımız aslında o hamle, hazırladığımız konut projesi pandemi döneminde de ciddi karşılık buldu ve dışarıdaki insanlarımızın o konutlardan almasıyla ilgili ciddi bir talep ve süreç oluştu. Evet. Başkanım, şöyle bir projeniz var mı? Biz de daha çok televizyondan Sivas'ın dışarısındaki kalanlar, ilçelerden beklentileri şu: bir villa tarzı, kendi seramız ekeceğimiz, bikeceğimiz ya da seramızın olacağı bir yer istiyoruz. Hani ailemizde kalabileceğimiz. Böyle bir projeniz var mı bu konutun yanı sıra? Şimdi aslında bu bahsettiğiniz, tabii dünyanın birçok yerinde giderek beton yığınlarından sıkılan insanların talep ettiği yerler, hobi bahçeleri. İmranlı gibi ilçeler zaten genel anlamda baktığınızda kendisi bütünsel bir hobi bahçesi. Burada halen uçsuz bucaksız bozkırlar, tarlalar, araziler mevcut. Küçük alanlara sıkışmalarına bile gerek yok. Belli bir miktarda arsa alıp, belli bir miktarda yapacakları, yaşayabilecekleri, yazın bile yaşayabilecekleri barınma alanları üretebilir. Orada tarım yapabilirler, minik oranda hayvancılık yapabilirler ve doğal yaşamın tadını alabilirler. Biz şunu yapıyoruz İmranlı Belediyesi olarak, kendi arazilerimizden ya da vatandaşın arazilerinden böyle bir tedarik oluşturduklarında onların buraya çok hızlı adapte olması için katkı sunuyor ve yönlendirmeye çalışıyoruz. İmranlı kendisi zaten botanik bir bahçe. Kızdırman, kaynağı İmranlı'da, barajıyla, yöresel ürünleriyle, tarım ve hayvancılığıyla. Sadece İmranlıları ve Sivaslıları değil, Türkiye'deki bütün dostları aslında İmranlı'ya davet ediyoruz. Yeni gelişen bir kent, her anlamda onların mutlu olabileceği bir ortam hazırlayacak onlara. İmranlı'ya Sivas'ın dışındaki iş adamları, İstanbul ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın bakış açısı sanayi anlamında yatırım yapmak için nasıl başkanım? Aslında kentlerin gelişimi bir bütün. Bir alanda geri kalan kentler diğer bütün alanlarda da geri kalıyor. Eğer siz bu kentin tarımını, hayvancılığını, turizmini, tanıtımını doğru yaparsanız, evet, sanayici de karşılık bulabileceği, kendisine iyi hizmet verilebilecek ve kendisini anlayabilecek yöneticilerin olduğu ya da halkın olduğu kentlere yatırım yapmak isterler. Bu nedenle sanayici arkadaşlarımızın da buraya dair ilgileri giderek artmaya başladı. Bu biraz da benim sanayici kimliğimden kaynaklanıyor. Çünkü ben onlarca yıl iş adamları derneklerinde başkanlık ve yöneticilik yaptım. Böyle olunca da bu anlamda network ağım geniş. Bir, onların ne isteyebileceğini tahmin ediyorum. Projeyi hazırlıyorum, onlara sunuyorum ve böylece onların içerisinde yer almasını sağlıyorum. Onlara mutlaka bu projenin gelişeceğini ve kayıplar yaşamayacaklarını anlatıyorum ve emek harcıyorum gerçekten o konuda. Çünkü kuracağımız birkaç tane sanayi ve tarım hayvancılık işletmesinin başarısı dış dünyanın buraya giderek ilgi duymasına neden olacak. Ben yavaş yavaş soruyu nereye yönlendireceğinizi tahmin ediyorum ama ön açılışını da yapmış oldum. Dilerseniz
Siz asıl vurguyu yapmak istediğiniz konuyu bana sorun, ben net açıklayayım vatandaşlarımıza. Evet, biraz İmran'la da ziyaret ettim esnaf arkadaşlarımızı. Herkes bu konudan bahsediyor. Bir tekstil fabrikasının açılacağından bahsediyor. Dedim Murat Açıl gelir gelmez İstanbul'dan İmranlı'ya sanayisini konuşturmuş. Konuyla ilgili bundan sonraki tekstil fabrikasından sonra da neler var, neler planlanacak, İmranlı'ya katkı sağlayabilecek hangi firmalar burada olacak ya da tekstil haricinde neler yapacaksınız, onları da alalım başkan. Aslında tekstil fabrikasından önce biz iki tane sanayi hayata geçirmiş olduk. Biri az önce bahsettiğimiz İmbelsan, konut açığını kapatmak için. Bunu anlattığımızda ya siz de mi beton yığını diyor insanlar ama biz beton yığını yaratmıyoruz. Burada ciddi güvenilir ve modern konut eksikliği var. Onu tamamlamaya çalışıyoruz. Bu sayede de belediyenin gelirlerini arttırmaya çalışıyoruz. Yani bu ortadaki oluşabilecek katma değerden belediyemizin yararlanıp gelişimine katkı sunmaya çalışıyoruz. Ciddi bir ihtiyaç var. Bürokratlar, memurlar buraya geldiklerinde de kiralık konut bulmakta da zorluk çekiyorlar. Biz buna devam edeceğiz. İki, iş adamı arkadaşlarımızı yöresel ürünlerle ilgili, doğal ürünlerle ilgili hazırladığımız bir projeye ikna ettik. İşte bu sayede terminalimizi de yenileme şansı bulduk. Ve bizim oraya İmranlı diye bir doğal gıda markası oluşturuldu. 1 milyon nakit sermayeli 4 iş adamının ortak olduğu bir şirket kurduruldu. Ve bunlar hem doğal yöresel ürünlerin burada üretimini teşvik edecekler, markalı, denetlenmiş, analizleri yapılmış ürünleri vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza sunacaklar. Bugün en önemli ihtiyacımız olan sağlıklı gıdaya ulaşmanın en önemli bir ayağını tamamlamış olacaklar. Bu bir istihdam, bu bir ekonomi yaratacak. Sonrasında doğru ve sağlıklı ürünler üretmek için buradaki esnafımızı, köylümüzü, arıcımızı, hayvancılık yapan hemşerilerimizi, onların da finansal ve proje desteğiyle bir araya getirme şansı bulacağız. Kadın kooperatifini hazırlıyoruz. Kadınlarımızın ürettiği ürünleri onlar batıya ulaştıracaklar, marketlere ulaştıracaklar. Bu nedenle o da önemli bir boşluğu kapatacak diye düşünüyorum. Tekstil, ben seçim döneminde de ben ve diğer aday arkadaşların da çok gündeme getirdiği bir konuydu. Çünkü 4. teşvik bölgesinde olan bir ilçe için aslında tekstil firmasını buraya getirmek çok kolay değil. Hele 5-6 ay gibi soğuk bir dönemden geçiyorsanız iklim olarak bu daha da zor olabilir. Biz de burada şunu yapıyoruz. Buralı dostlarımız var, tekstilci. Onlara anlatıyoruz. Onların da memleket duygularını öne çıkarıyoruz. Buradan üretilip pazara sunulabilecek ürünler seçmelerini rica ediyoruz. Ben uzun zamandır onun üzerinde çalışıyorum zaten. Onu da bir aşamaya getirdik. Buradaki bir iş adamı arkadaşımızın da, bir aile grubunun da bize tekstille ilgili binayı 10 yılına kirası sunması sonucunda işimiz daha da kolaylaştı. Sanıyorum önümüzdeki yaza biz 80-100 civarında kadınımızın, gencimizin çalışabileceği bir tekstil firmasını hayata geçirmiş olacağız. Bu çok önemli bir hamle. Böylece kadınlarımız, gençlerimiz işsizlikten dolayı göç etmek gibi bir mecburiyete kalmayacaklar. Gençler burada kalacaklar, kadınlar da okuyan çocuklarının burslarını verebilecekler, buradaki çocukların geleceğini daha iyi planlayabilecekler. Bu 80-100 insanın çalışması demek, ilçe ekonomisine takriben yılda 2,5-3 milyon liralık bir girdinin oluşması ve esnafın kışında en azından ticari hareketlik sağlaması anlamı taşıyacak. Buradan sanayicilerimize, iş adamlarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için ve bu projelerde bize destek verdikleri için de ben onlara çok teşekkür ediyorum. Bizim kadar onların da memleket duygusunun önde olmasından kaynaklanıyor bu. Çok güzel. Yani başkanım, ben anlattıklarınız ve gördüğüm kadarıyla sadece belediye başkanı değilsiniz burada. Ticaretiyle de ilgileniyorsunuz, insanlarıyla da ilgileniyorsunuz, kadını, çocuğunu düşünüyorsunuz, çeşitli projeler üretiyorsunuz, sanayisini geliştirmeye çalışıyorsunuz. Sadece şehri güzelleştirmekten çok insanlarını düşünüyorsunuz. Bunu da fark etmiş olduk. Çok güzel. Bundan sonraki hayatınızda inşallah bunun üstüne daha da ekleyerek, devam ederek bu başarılarınızın ve güzelliklerinizin dolu dolu geçmesini temenni ediyorum. Bundan sonraki aşamada da Murat Açıl'ın buraya çok fazla katkısının olacağını, çünkü İstanbul'dan ve yurt dışından çeşitli yerleri görmüş, görerek buraya geldiniz ve eksikliklerini daha kolay görürsünüz diğer insanlara nazaran. Ben bunun farkındayım. Ufku geniş bir insansınız.
Gelecek sene belki geldiğimiz zaman burada çok farklı şeyler değişecek ve sanayiye yatırım anlamında da çok farklı insanlara yatırımlara yönlendirerek insanlar burada mutlu bir yaşam standartlarına kavuşacağına inanıyorum ben. Hatice Hanım, çok teşekkür ediyorum. Dışarıdan da bizi böyle değerlendirip gördüğünüz için çok sağ olun, eksik olmayın. Biz sadece belediye başkanı yaparak, başkanlığı yaparak bu kenti geliştiremeyiz. Öyle bir şey için ben aday olmadan atanmış olsam bile kabul etmezdim. Bu kentin toptan bir kalkınma modeli ve hamlesi yapması gerekiyordu. Burada oturarak belediye başkanlığı yaparak kenti geliştiremezsiniz. Kimse size bundan dolayı para vermez. Kimse bundan dolayı gelip yatırım yapmaz. Mesela vatandaşlarımızın benden en sitem ettikleri şeylerden bir tanesi boş zaman bulup onlarla çok oturup sohbet etme şansı bulamamamdan kaynaklanıyor. Ben de bir süreliğine daha benim mazur görmelerini hep rica ediyorum onlardan. Çünkü yoğun kilometrelerce yol aşındırmak zorundayım ben. Dış dünyadan alabileceğim kadar iş adamlarından, belediyelerden, bürokrasiden kaynak aktarmam gerekiyor bu kente. Ve bu kalıcı olmalı. Sürdürülebilir olmalı. Bir atımlık barut olmamalı. Benim burada hazırladığım bütün bu bahsettiğimiz projelerin hepsi ben gittikten sonra da buradaki ekonomik hayatın ayakta durmasını sağlayacak ve göç alacak hamleler. Ben geleceği bu anlamda planlamak zorundayım. Belediye başkanlığı, herkes yapabilir bunu. Ama ben iş adamı gibi, bir pazarlamacı gibi, bir adeta tanıtım uzmanı gibi kenti dış dünyaya bir tanıtım yapmaya çalışıyorum. Ayrıca kentin de bir algısını yaratmaya çalışıyorum. Yani bu kentin isminin bilinirliğini ve ulusal medyada sizlerin de sayesinde yer almasını sağlamaya çalışıyorum. Eğer bunları bütünsel olarak yapmazsak, üç ayağından sadece bir tanesi olan ama diğerleri olmayan bir saca benzeriz ki o da biliyorsunuz verimsizlik yaratır. İmranlı bütün kademeleriyle, gençleriyle, yaşlarıyla, tarımıyla, hayvancılığıyla, dışarıdaki insanlarıyla, siyasetçisiyle, sanatçısıyla bir değer. Ve bu değerlerin hepsinin bir arada olarak hareket etmesi gerekiyor. Ben Türkiye'de aslında yeni model bir belediyecilik tasarlıyorum kafamda da. Bunu birçok yerde de söyledim. Belediyeler çok aşırı borçlu. Biz de çok borçluyuz. Yani Türkiye'nin belki de kişi başına düşen borçla ilk onundaki bir belediyeyiz. Görev dönemimize geldiğimizde ben bu cümleleri söylerken benden önceki görev yapan arkadaşları suçlamak amaçlı söylemiyorum. Yatırım yapmışlar, aldıklarını bu kente harcamışlar ama kentin ihtiyaçları çok. Biz 21 milyon civarında bir borçla kişi başı 6400-6500 liralık bir borca sahip bir kentiz. Ve gelirlerimizin büyük bir kısmı bu borçlarımızdan dolayı kesiliyor. Bizim personelimiz maalesef, çok değerli personel arkadaşlarımız var ama teknik kadromuz ve özellikle kentteki proje anlamında ve yöneticilik anlamındaki belediye kadrosu çok eksik. Müdürlerimin arkasında onları tamamlayabilecek hiçbir arkadaşım yok. Fen işlerinde sadece bir tekniker arkadaşımla çalışmak zorunda kaldım uzun zamandır. Şimdi hem kadroyu hem kurumsallığı oturtmam gerekiyor. Bir proje ekibi kurdum şu anda. Mühendis, mimar, ekonomist ve sosyolog yöneticilerden de oluşan bir ekip kurdum şu anda. Kenti planlıyorum her anlamda, şehircilik anlamında da, ekonomisi anlamında da ve özellikle gelecek yıllarda sorun yaşamadan kendi kaynaklarıyla dönen bir İmranlı Belediyesi, yatırım alan, bir cazibe merkezi haline gelmiş bir kent yaratmaya çalışıyoruz ki bu da toptan bir akılla ve toptan bir planlama ve projeyle olur. Tesadüfle olmaz, şansa bırakmakla olmaz. Yani bazen şoför oluyorum. Bazen teknik adam oluyorum ve o çalışmaların hepsini mutlaka zaman ayırıyorum. Mimar oluyorum. Yaptığımız bütün projelerin tasarım ve çizimini yapmaya çalışıyorum. Bazen yönetici oluyorum. Bazen bir iş adamı gibi davranıyorum. Bazen bir pazarlama gibi bir dairenin satışıyla ilgileniyorum ya da o projeyi anlatıyorum. Mimarlarla çalışıyorum. Ama bunu yapmak zorundayım. Çünkü ben bunun için bu koltuğu işgal ediyorum. Zamanımın her saniyesini dolu dolu hem İmranlı'yı ama onun da ötesinde Sivas'a, kentin gelişimine ve tanıtımına katkı sunarak geçirmek zorundayım. Her saniyem, gece dahil, emin olun geç saatlere kadar proje planlıyorum, görüşmeler yapıyorum. Bu arada insanlarımızın dış dünyadaki sorunları varsa onlarla ilgilenmeye çalışıyorum.
Benim görevim var. Bu kentteki bütün insanlar bana görev verirken, oy veren ya da vermeyen demiyorum, görev verirken benim bu kenti geliştirmem ve çalışmam için görev verdiler. Bizim pardon beceremedik deme lüksümüz yok. Bu kenti geliştireceğiz ve ülke tarihinde de çok hızlı gelişen ve markalaşan bir yıldız gibi parlayan bir kent yaratacağız. Bundan kurtuluş yok, bunun kaçarı yok. Yapacağız bunu. Yükünüz ağır, Allah yardımcınız olsun. Hep arkanızdayız, çalışan insanın arkasındayız. Yaptığınız çalışmalara da zaman zaman haberlerinize yer verip şahit oluyoruz. Bundan sonraki aşamada inşallah İmran'da daha iyi yerlere gelecek. Biz de şahit olmaya devam edeceğiz. Halkımıza bunu yansıtmaya devam edeceğiz. Murat Açıl, İmranlı Belediye Başkanı son olarak halkına, İmranlı halkına neler söyleyecek? Verecek bir mesajınız var mı? Yapacaklarınızla ilgili söylemediğiniz şeyler varsa son mesajlarınızı alalım. İmranlı ötekisi olmayan bir kent. Herkesi kucaklayan. Beraber ve birlikte yönetiyoruz. Beraber şekillendiriyoruz bu kenti. Bütün arkadaşlarımızla beraber hiç ayrım yapmadan, hiç kimseyi kimliği, inancı ya da başka değerleri üzerinden ötekileştirmeden ya da tarif etmeden, kadınların, engellerin ve gençlerin yaşam içerisinde pozitif yer alması için mücadele eden bir kent olma iddiasındayız. Şunu bilsin ki herkes, fiziki projeleri sadece gerçekleştirmekle kalmayacağız. İnsani projeler de gerçekleştireceğiz. Mesela kaymakamlığımızla ve milli eğitimimizle bir araya gelerek bizim bir barınak yapma gücümüz yoktu ama en azından hayvanlarımıza kışı geçirebilecekleri bir alan yaratmaya çalıştık. Milli eğitimimiz öğretmenlerle, öğrencilerle bir proje çizdiler ve kulübeler yaptırdılar. Kaymakamlığımız dış demir çitlerimizin arızalarını tamir etti, kapılarını yaptırdı. Manevi olarak ciddi arkasında durdu kaymakamımız. Biz araziyi tahsis ettik, etrafı çevrili bir alanı. Görevli bir arkadaşımızı görevlendirdik. Onların kulübelerin altlarındaki zeminleri oluşturduk. Ve bir dayanışma kültürüyle sadece insanımızın değil, sokakta, soğukta yaşayan canlarımızın da gücümüz, olanaklarımız içerisinde onların sıcak bir ortamda yaşamasını sağlamaya dair hamleler yaptık. Bu niyetimiz ve davranışımız her alanda ve her yaşamın her noktasında böyle devam edecek. Niyetimiz bu. Bazen kendimizi ifade edemediğimiz, anlatamadığımız şeyler olduğunda da bilsinler ki biz mutlaka yaptığımız her şeyde belki hatalar da yapabiliriz ama iyi niyetle ve iyiye dair çalışmalar yapıyoruz. Ortaya çıkan sonuçlar belki bazen istemediğimiz gibi olabilir ama onu güncellemeye, yenilemeye, halkın yararına, çağdaş bir kent olma yolunda mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz sizi çok seviyoruz. Sizler de uzaklarda bizi gönlünüzden çıkarmayın ve buraya ilginizi eksik etmeyin. İnşallah salgın bittiğinde önümüzdeki yıl ciddi festivallerle, konserlerle sizleri burada misafir edeceğiz. Ve buradan Kızırman coşkusu gibi gümbür gümbür halaylarla, türkülerle dünyaya mesajlar vereceğiz. İmralı'dan size kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için. Ve şu anda İmralı Belediyesi'ne ait İmbelsan'dayız. İmbelsan Genel Müdürümüz Fulya Öztürk ile birlikteyiz. Fulya Öztürk'ü tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. %100 sermayesi belediyemize ait olan İmbelsan İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin müdürüyüm. Şirketimiz belediyemizin arsasını ihaleye çıkarttığı ihaleyi alarak 92 daire 4 dükkandan oluşan bir proje yürütmektedir. Projemizin ismi Adalife Evleri şeklinde. Adalife Evleri 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşmaktadır. Zemin artı 4 kattan oluşmaktadır. %40'ı binadan oluşup geri kalan
yeşil alan, park ve peyzajdan oluşmaktadır. Vatandaşlarımızın, dışarıdaki gelecek halkımızın rahat yaşayabileceği modern yaşam alanları inşa etmeye çalışmaktayız. Kaç metrekare daireleriniz? 1+1 dairelerimiz 73 ve 78 metrekareden oluşmaktadır. 2+1'lerimiz 91 metrekareden oluşmaktadır. 3+1'lerimiz ise 117 metrekareden oluşmaktadır. Fiyatlarınız ne şekilde? Fiyat aralığımız 160 bin ile 277 bin arasındadır. Vatandaşlarımıza rahat bir şekilde konut sahibi olma alternatifi sunuyoruz. Peşin alımlarda da yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Peki İmbersan'la ilgili eklemek istediğiniz şeyler var mı? İmbersan'la ilgili şöyle, Kızılırmak'ın doğduğu kentte İmranlı Belediyesi'nin güvencesiyle vatandaşlarımızın rahat yaşayacağı cazibe merkezi olan alanlar inşa etmekteyiz. Vatandaşlarımızın çıkıp gelmelerini istiyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gülcan Çıtır Öztürk kimdir? Merhabalar, ben Gülcan Çıtır Öztürk. İmranlı'ya yeni açtığımız şirketimizin yöneticisiyim ben. Evet, şirketimizin ismi nedir Gülcan Hanım? İmranlı Kızılırmak Gıda Turizm Limited şirketindesiniz. Şu anda bizim orada İmranlı markasıyla. Bizler İmranlı yeni açılmış bir şirketiz. Amacımız tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya İmranlı markasını bizim orada İmranlı ile beraber tanıtmak. Neler satıyorsunuz? Burada öncelikle İmranlı, Kızılırmak'ın doğduğu kent ve tabii ki balın ana yurdu. Biz balın ana yurdunda İmranlı bal üreticilerimizden analizlerini yapıp doğallığını test ettikten sonra aldığımız balları süzme bal, petek bal ve karakovan bal olarak satış yapıyoruz. Sadece bal değil tabii ki. Aynı zamanda kuru gıdamız var, kuşburnumuz var, kuru eriğimiz var, ıhlamurumuz var. Bunların hepsi İmran'da yetişen ürünler. Tabii ki İmranlı Sivas'ın biraz kenarında kalan bir ilçe gibi görünüyor ama bizim orada İmranlı markası tüm dünyaya, Türkiye'ye İmranlı'yı tanıtacağız. Sadece balımız değil, kuru gıdamızla da buradaki bütün yöresel ürünlerimizle biz inşallah Türkiye'ye açılan bir kapı olacağız. Peki isteyen vatandaşlarımız nasıl alabiliyor size? Telefonla mı, internet sitesiyle nasıl ulaşıyor? Evet, bizim tabii ki burada perakende bir satışımız var İmranlı'da. İmranlı Otogarı'nda şu an hizmet veriyoruz. Bizim orada İmranlı markasıyla ama tabii ki amacımız biraz da İmranlı dışındaki Sivaslılara hitap etmek. E-ticaret yoluyla bize ulaşabilirler. www.bizimoraimranlı.com.tr adresinden bize ulaşıp sipariş verdikleri zaman kargoyla hemen biz siparişlerini İmranlı'nın, Sivas'ın doğal yöresel ürünlerini kendilerine iletmiş olacağız. Peki son olarak burayla ilgili neler söylemek istersiniz? Vatandaşlarımız size telefon numaralarından ulaşabilir mi? Hangi telefon numarasından bilgi alabilirler? Tabii ki. Ve yoğun sipariş etmek isteyenler size nasıl ulaşsınlar? Şimdi şöyle, tabii ki telefon WhatsApp hattımız üzerinden, internetten bize ulaşabilirsiniz. 0552 832 2058 telefon numarasıyla direkt bana ulaşabilirsiniz. Bununla beraber internet sitemizi takip edebilirsiniz. İnternet sitemizde bütün ürünlerimizin ayrıntılı hem fiyatları hem ürün açıklamaları var. Bununla beraber Facebook'ta, yani sosyal medyada biz varız. Instagram'dan, Facebook'tan da bizi takip edebilirler. Kargo dediğim gibi satışlarımız mevcut. İstedikleri kadar, dedikleri kadar buradan ürün talep edebilirler. Biz hemen aynı gün kargoya verip sizlere ulaştırabileceğiz. Mesela fiyatlarınız hangi ne şekilde başlıyor? Yani en düşük ürünün fiyatı, mesela en küçük balınızın fiyatı ne kadar? Yani düşük 500 gram evet. En küçük balımız mesela. 500 gram 43 TL süzme balımızın kilogramı. İki çeşit süzme bal kavanozumuz var. Bununla beraber 950 gramlık ballarımız var. Bunun kilosu 75 TL. Petek balımızın kilogramı 69 TL. Karakovan balın kilogramı 100 TL. Şöyle ki, doğallık anlamında, yani piyasada çok fazla bal üretiliyor. Ancak biz dediğim gibi bu ürünlerin analizleri yapıldıktan sonra laboratuvarda alıyoruz. Yani doğallığını test ettikten sonra aldığımız için tamamen İmranlı kendi doğal balları bunlar. Fiyatları da makul tutmaya çalıştık. Çok uygun yapmaya çalıştık. Çünkü normalde piyasada doğal deyip çok daha afaki fiyatlar veren firmalar var. Ama biz zaten İmranlı'yı bilen bilecek,
Bilmeyeni de biz işte bizim oraya İmranlı ile beraber bu markaya tanıtmış olacağız. Fiyatlarımız da uygun, makul tutmaya çalıştık. Herkes alabilecek gerçekten. Peki ben bir tane sipariş vermek istiyorsam bir tane de gelebiliyor mu? Tabii ki gelir. 10 tane de geliyor, 100 tane de geliyor, 1 tane de geliyor. Kavanozlarımız için özel straforlarımız var. Paketliyoruz, kolileyoruz ve hemen adresi teslim. Kapıda sizlerin elinde oluyor ürünlerimiz. Evet. Hı-hı. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi bilgilendirdiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Bizim oraya İmranlı'yı gerçekten bir marka yapacağız. Tabii ki bu hem İmranlıların hem Sivasların bize olan özellikle manevi desteğiyle. Bizi manevi olarak desteklerseniz emin olun ki hep beraber büyüyeceğiz. Derdimiz sadece bizim kazanmamız değil, bütün yörenin kazanması, hem İmranlı hem de Sivas'ın kazanması. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şu anda satış ofisimizdeyiz. Burada bütün İmranlı yöresel ürünleri var. Kuşburnumuzdan başlayalım isterseniz. İki tür paketimiz var. Biri 500 gramlık, biri 1000 gramlık paketlerimiz. Kuşburnu biliyorsunuz kış aylarında C vitamini anlamında büyük katkı sağlayan bir kuru gıdamız. Tamamen İmranlı'nın kendi doğal ortamında yetişmiş bir kuşburnudur. Köylerimiz tarafından toplanıyor, kurutuluyor ve paketlendikten sonra bizim oraya İmranlı markasıyla sizlerin evine ulaşıyor. Tabii ki bir telefon kadar yakınınızdayız. 0552 832 2058 nol telefon aradığınız zaman hemen ürünlerimizi size ulaştırma imkanını size sunuyoruz. Kuşburnu'dan sonra yine İmranlı'nın kendi yöresel ürün, yani yöresel değil belki ama kendi doğal ortamına yetişmiş ıhlamuru. Yine 50 gram olarak biz ıhlamuru sizlere sunuyoruz. Bu da İmranlı'da yetişmiş, yine köylerimiz tarafından toplanmış ve kurutulmuş, bize ulaştırılmış bir ürün. Ihlamur da biliyorsunuz ya, soğuk kış günlerinde, özellikle bu maalesef korona günlerinde içimiz ısıtacak çayıyla beraber, kuşburnuyla özellikle karıştırdığınız zaman çok güzel bir tat verecek. Ve C vitamini anlamında yine yüksek bir maddemiz ıhlamur. Ceviz yine aynı, kolesterolde özellikle çok fazla katkısı olan bir gıdamız. Kabuklu cevizimiz yine İmranlı'nın kendi köylerinde yetişmiş, toplanmış, kurutulmuş cevizimiz 600 gram olarak sizlere ulaştırıyoruz. İnternet sitemizden ya da telefon numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir telefon kadar yakınınızdayız sizin kuru cevizimiz. Pardon, kabuklu cevizimiz için. Kuru erik yine İmranlı kendi ürünü. 1000 gram ve 500 gram ürünlerimiz. Paketlemesi mevcut. Kuru erikle beraber kompost yapabilirsiniz. Meyve suyu yapabilirsiniz. Çocuklarınıza doğal olarak erik suyundan içirebilirsiniz. Hepsi ayrı vitamin kaynağı bunlar. Ve hepsi, en önemlisi, İmranlı kendi ürünleri. Dediğim gibi bir telefon kadar yakını size. Bize ulaştığınız zaman hemen siparişi, eğer Sivas'taysanız Sivas'a, yoksa tüm Türkiye'ye kargo ile sizlere ulaştırabiliyoruz. Bakliyat ürünlerimizde de kuru fasulyemiz ve nohutumuz var. Tamamen kuru fasulyemiz ve nohutumuz İmranlı kendi ürünü. İstediğiniz zaman, dilediğiniz zaman ne kadar isterseniz size gönderiyoruz. 1000 gramlık ambalajlar hazırladık sizin için. Dediğim gibi kargo ile istediğiniz an sizlere bunları ulaştırabiliyoruz. İmranlı balın ana yurdu dediğimiz bir kent. Biz de İmranlı'da balın her ürününü, türünü size satmaya çalışıyoruz. Polenimizden, petek balımızdan, süzme balımızdan ve karakovan balımızdan şu an satış ofisimizde mevcuttur. Bizim ora markasıyla İmranlı'nın ballarını sizlere ulaştırıyoruz. 0552 832 2058 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda internetten de www.bizimoraimranli.com.tr adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.